Herkese merhaba. Bugün günlerden 7 Aralık 2020 Pazartesi haftanın ilk manşetiyle karşınızdayız. Kuraklık her yerde KJS çıktık bugün. Hemen her yerde bir kuraklık söz konusu. Yani Türkiye güzelim ülkemiz bir anda bir anlamda çölleşirken, bir anlamda susuzluk, o anlamda kuraklık kapıdayken öbür taraftan da ekonomik belirsizlik, Covid'le bölünen yaşamlar, kaybedilen yaşamlar kapkara bir kışın habercisi ve 2020-2021 geçişini hiç hatırlamak istemeyeceğiz. Buna %100 eminim. Bu sadece Covid anlamında değil, fakirleşme, ekonomik kuraklık ve siyasi kuraklık anlamında da böyle. Güne bugün bir tecavüz, taciz, cinsel istismar haberinin erişime engellenmesi haberiyle başladım. O haber şu, Türkiye'de erişime engellenmiş ama yurt dışında görülebiliyor. Evet. Türkiye'de erişime engellenmiş ama yurt dışında görülebiliyor. Jin News isimli bir e, internet sitesinin haberi İngilizce dilinde de farklı dillerde de yayın yapıyor. Haberin başlığı şu: Gerçüş tecavüz soruşturması uzman e, çavuş, polis korucu 27 isim var diyor. Batman ee, gerci, gercişte bir, e, gercişte bir, Batman gercişte bir cinsel istismar meselesi. Soruşturmada aralarında e, uzman çavuş, polis, korucuların da olduğu e, 27 erkeğin bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı, iki kadını da fuhşa sürüklediği iddia ediliyor. 15 yaşında bir çocuk, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede gebe olduğu ortaya çıkıyor. Çocuğun şikayeti üzerine İki erkek tutuklanıyor köyden. Daha sonra soruşturma genişletiliyor. Soruşturma kapsamında aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların bulunduğu 20 erkeğin ismi geçiyor. 11 erkeğin isminin daha soruşturma dosyasına eklendiği haberde belirtilmiş. Olaya ilişkin görüştüğümüz adlarını vermek istemeyen yurttaşlar, Gerüş merkezde bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan çocuk ve iki kadını, tekstil atölyesinin servis şoförü olan E.T.'nin uzman çavuş ve polislerle tanıştırdığını iddia etmişler. Sıkça işlerine geliyorlarmış bu tipler ve iş çıkışlarında, molalarda, kadınları ve çocuğu iş yerinden alarak gittikleri de yine iddialar arasında diyor. Tüyler ürperten bir haber, Twitter'da bu haberin kepsini paylaştım. Oradan da bakabilirsiniz. İnanılmaz detaylar var. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Bu haberin, bu habere erişim engeli getirildiği gibi, bu habere erişim engeli getirildiği gibi, sosyal ağlarda bunu paylaşanlar hakkında da gözaltı kararı verildi. 27 kişi galiba. Yani bunu hem erişim engeli, hemen bu hem bu olay duyulmasın, hem de bu olayı bir dakika ya burada ne oluyor diye soranlara da bir gözaltı şeysi, furyası. Türkiye cinsel istismarın, hırsızlığın, yolsuzluğun, uğursuzluğun bu derece arttığı bir dönemi görmüş müydü? Yapanın yanına kar kaldığı bir dönemi görmüş müydü? İşte içeri gelenin çıktığı, kendini kurtardığı daha sonra bir dönem görmüş müydü bilmiyorum. Evet. Kuraklık her yerde haberi. Biraz da bu. Niyazi Kara'nın çok güzel bir İstanbul fotoğrafıyla devam edelim gazete kepslerine geçmeden önce. Çünkü gazete kepsleri de bir o kadar iç karartıcı. Bir o kadar iç karartıcı. Evet. Şimdi biraz evvel söyledim bu Cin News'teki e, cinsel istismar meselesiyle ilgili habere. Şimdi bunu postadan getiriyorum. Posta manşet. Eski eşi ve iki kızını katletti. Ölüm saçtı diyor. Kimmiş? Şu şu soldaki vatandaş. Raci Arslan isimli kişi. Hemen altına bakın. Kafasına silah dayayarak polisle pazarlık yapan Raci Arslan'ın kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı 26 suç dosyası bulunduğu öğrenildi. Yani işte bu affın sonucu. 26 dosyası var. Affla çıkıyor cezaevinden ve kimler içeriye alınıyor? Hafta sonu görmüşsünüzdür. İzmir'de ters kelepçelenerek ev kadınları, sıradan insanlar, terörle mücadele timleri o evleri hücre evi diye basıyor. Masum insanların oturduğu evleri ve insanları onar onar, on beşer on beşer, ellişer ellişer gözaltına alıyor. Bunlar, bunlardan boşalan cezaevlerine onları koyuyorlar. Bu tiplerden boşalan, boşalan cezaevlerine o masum insanları koyuyorlar. Kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı 26 suç dosyası bulunduğu öğrenildi diyor posta. Posta gazetecilik yapıyor. Posta gazetecilik yapıyor. Aslında başlık şu olacak. Eski eşi ve iki kızını katletti değil. Afla saldılar. Ölüm kustu falan. Ama işte başlık atma. Yani onlar da bilirler başlık atmasını da yemiyor şu anki bugünkü Türkiye'de. Yeni Türkiye'de olmuyor yani. Evet. İşte bakın. Sonra da böyle haber veriyorlar. Hücre evlerine baskın. Bilmem işte bu insanlar böyle gözaltına alınıyor. Canileri bırak bunları gözaltına al. Sonra yumurta satan kadınlara zabıtadan müdahale. Milliyetin iç sayfasından getirdiğim haberler. O arada iktidar meclisi de kendi aleminde Yeni Şafak'ın genel yayın komutanı demiş ki son 500 yılın siyasi güç haritası değişiyor. Olağanüstü sürprizlere hazırlanın. Ama yazar aynı görüşte değil. Aynı gazetede yazan Kılıç Aslan, artık yola nasıl çıktığımın da nereye varmak istediğimin de bir önemi yokmuş gibi geliyor diyor. Gene aynı camiadan AKP'li zengin Türkiye'de kadınlar seçilme hakkına 2013'te Cumhurbaşkanımız sayesinde kavuştu diyerek geveliyor. Evet. Eskiden araba yoktu, buzdolabı yoktu, öküzle tarla sürüyorduk. Kadınlar da vekil olamıyordu, evde çocuk bakıyordu. O Fahrettin Altun var ya, propaganda bakanı, sarayın, onun işte bu o çıktığı yer SETA, onların dergisi var, Kriter diye bu ayki kapağı, reform rüzgarı kapakta da Erdoğan'ın fotoğrafı. <laughs> yani bu kişinin değişmesi gerekiyor ya reform diyebilmeniz için. Önce bu adamın gitmesi gerekiyor yani. Neyin reformu? Reform süreci ne durumda diye yazmış Abdülkadir Selvi. Ben de yani daha kaçtı, yandı, bitti, kül oldu fıkrasını anlatayım. Yani böyle bir reform yoktu ki. Reform süreci ne durumda? Bakın dilimizde tüy bitti. Bin yıldır aynı şeyi söylüyorum. Mevcut yasaları uygulayın. Mevcut anayasayı uygulayın. Mevcut işte ceza kanunu kitapçığı neyse onu uygulayın. İçeride kimse kalmaz Yahu. Ülke bir günde normale döner. Bir gecede normale döner. Bir gecede. Mevcut kanunları uygulayın. Mevcut anayasa, mevcut kanunlar, mevcut ceza kanunu, mevcut hukuk normları yeter. Anayasa Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne falan gerek yok. Vallahi yok yani. Mevcut kanunları uygulayın yeter. Yeter yani. Her gün gazetecilerle ilgili tweetler önümüze düşüyor. 6 yıl 3 ay ceza, 6 yıl, 3 ay ceza aldı. 48 aydır cezaevinde, 40 aydır cezaevinde, 50 aydır cezaevinde diye. Çoktan yatması gereken süreyi de yatmış. Aldığı ceza da ayrı hukuksuz da o davanın da bozulması lazım da eften püften de hadi neyse. Bir ceza vermişsiniz. O ceza için yatması gereken süreyi yatmış hala tahliye etmiyorsunuz. Hanım Büşra Erdal mesela. Onlardan biri. Reform süreci ne durumda? Bu da Hürriyet Ekonomi'nin iç sayfasından ekonomi manşeti. Yabancı için hukuk şart diyor rekabet kurumu başkanı filanca. Yabancı için hukuk şart. işte reform zaten onlar için söylendi. Yerli ya yerliyi ittir et gitsin. Yani daha ne kadar açık konuşsunlar. Bakın size Ertuğrul Günayın son Hürriyet kitabından bir sayfadan bir kesit getireceğim. Bu Adnan Menderes'in İçişleri Bakanı'nın 16 Ekim 1955'te Adnan Menderese hitaben yazdığı ihraç edilmeden, partiden ihraç edilmeden önce yazdığı mektup. Rejim hala teminatsızdır. Teminatsız olduğu için diktatörlüğe meyillidir. Murakabe yoktur, meşveret yoktur. Partimizin programı bir yanda tatbikat, başka yandadır. Milli davalara prensipler değil, bir tek adam ve onun meydana getirdiği zümre hakimdir diyor. Ekim 1955 tarihli mektubunda. Menderes'in İçişleri Bakanı bu mektuptan sonra da ihraç ediliyor, Hürriyet Partisini kuruyor. Ertu Ertuğrul Günay'ın kitabında detayları var. Değişen bir şey var mı 1955'ten bu tarafa? Yok. Akit gazetesi olan biteni gene İmamoğlu'na bağlamış. İstanbul'u Wuhan'a çevirmeye kararlı. Niye? İki ayda on konser düzenlemiş de ondan. Yani koronadan ölümlerin ve vaka sayısının patlamasının nedeni de Ekrem İmamoğlu. Diğer bütün kötülükler CHP'nin de Burada da Ekrem İmamoğlu. Başka bir yerde sorumlu aramayın. Yeni Asya haftada birkaç kere yaptığı üzere Demokrat Parti'yi gene manşetine çekmiş. Menderes döneminden beri belirli Zaman Menderes ilişkisiyle alakalı Yeni Asya'nın bir Demokrat Parti e, alakası var. Ondan dolayı e, çok fazla siyasi arenada bir karşılığı olmasa da Demokrat Parti'nin genel başkanı Gültekin Uysal sıklıkla Yenasiye'ye manşet oluyor. Denetim yoksa demokrasi olmaz sözüyle manşet olmuş. E, İbrahim Özdebak, e, Cumartesi pazar sokağa çıkmayarak bizi üzdünüz demiş koronavirüs e, karikatüründe. Daha ne desin yani. Haziranda seçim bekliyorum e, başlığı da dikkat çekici. E, Meral Akşener Gördüğüm kadarıyla 2021 Haziran gibi seçim olabilir. Erdoğan kışı sevmez. Haziranda bekliyorum. Olması da gerekiyor demiş. Hadi bakalım. Akşener'in yeni çağ gazetesi ise biraz evvel bahsettiğim operasyonu bu şekilde duyurmuş. Evet, senin gazeten bir haberi böyle verdikten sonra nereye kadar gidecek ki? Seçim olsa ne olur, olmasa ne olur? Ekrem İmamoğlu ilk yolsuzluk dosyasını açtı diyor. Detaylar var. 15.4 milyonluk kamu zararı vesaire. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu dahil 23 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. 1. O savcılığın bu suç duyurusunu sümen altı edeceğine kuşku yok. 2. Bu iktidar sendeler sendeler veya işte düşerse o savcılık o suç duyurusunu raftan indirir ve işlem yapar. 3. 2 sene sonra yeni mi aklınız başınıza geldi? Demek ki siyasette bir şeyler değişmeye başladı. Ondan dolayı Ekrem İmamoğlu ve CHP tayfası da iktidar hakkındaki bu suç dosyalarını indirmeye başladılar. 4. Arkası gelir mi? Emin değilim. Ee, bakacaklardır. Ee, ma zira Mansur Yavaş'ın suç duyuruları veya Mansur Yavaş'ın geçmiş dönemin yolsuzluklarına ilişkin yaptığı çıkışlarda ortada bir adım mesafe alınamadı. 5. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş e, ne yapacaklarsa yapmaları gerekiyor. E, varsa etiklerindeki taşlar onları dökmeleri gerekiyor. Bu 5 numaralı madde analizim olsun. Değilse yaklaşıyor yaklaşmakta olan onlar için. Çok sert bir kışa giriyoruz. İktidar gözü kara bir biçimde e, her şeyi yapabilir. Ve ilk yapacağı şey de Ankara İstanbul Belediye Başkanları'nın görevden alınması yerine kayım atanması. Bunu canla başla istiyor, yapar yapacak ki zaten Ekrem İmamoğlu ilk seçimi seçim tekrar açıklandığında hemen vali kayım olarak atanmıştı İstanbul'da. Hatırlayın. dolayısıyla ne yapacaklarsa yapsınlar yani. Çünkü o koltukta daha ne kadar oturacaklar belli değil. Muhalefetin dinlenmesi devlet sapıklığı demiş Süleyman Soylu, adını koymuş. Yarın öbür gün ortaya çıktığında sadece muhalifleri değil kimleri kimleri dinlediğiniz ve kimlerin kimlerinin tapelerinin reise sarayda arz edildiği ortaya çıktığında çıktığında devlet sapıklığından daha öte işler, cürümler işlendiği görülür efendim. Sabahın iç sayfasından bir haber Millet İttifakı'nda aday çatlağı demiş. Şimdi e, sabah bunu bu şekilde kaşımayı sürdürecek ayrı bir konu ama muhalefet ittifakının da ona bir karar vermesi gerekiyor. Çünkü parlamenter sisteme, güçlü parlamenter sisteme falan dönüldüğü yok. Önümüzdeki seçimler gene Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Ve Erdoğan'ın karşısına onu yenebilecek bir aday çıkarmanız gerekiyor. Muharrem İnce ile bu şansı teptiniz. Ama şimdi karşısına bütün muhalefet blokunun arkasında duracağı bir aday çıkartılması icap ediyor. Ve buna şimdiden karar vermeniz gerekiyor. Bakın bekliyorlar sizi çatlatmak, sizi bölmek, sizi parçalamak için. Çünkü biliyorlar bir adayın arkasında Erdoğan'ın karşısında seçilebilecek bir adayın arkasında hizalandığınızda, kenetlendiğinizde, o adayın yanında kenetlendiğinizde bu Meral Akşener olabilir, başkası da olabilir. O adayın yanında kenetlendiğinizde biliyorlar ki Erdoğan'ın şansı yok. Ondan dolayı bölmeye çalışıyorlar. Dünya su krizi kapıda demiş. Hep söylediğim hikaye çölleşme kuraklık geliyor. Evet. Kuraklık, su ve gıda krizi alarm veriyor. Dünya Gazetesi'nin manşeti 2020'nin dünyanın en sıcak yıllarından biri olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor. İklim değişikliği etkilerinin en şiddetli hissedileceği bölge ise Akdeniz kuşağı olacak diyor. İstanbul'u dev deniz adaları bastı, deniz anaları bastı. Avcılar Yeşilköy kıyılarında Deniz anaları İstaç ekipleri tarafından toplandı. Deniz anası nüfusu deniz kirliliği nedeniyle zaman zaman artış gösteriyor demiş. Evet. Kadıköy'de bir tarih yıkılıyor. Rex sinemasının bulunduğu 1870'li yıllara dayanan tarihi bina yıkılacakmış. Rex sinemasını bilirim. E, gitmişliğim vardır. Hatta İstanbul'da ilk sinemaya da orada gittim galiba İstanbul'a geldiğimde. 99 tarihi Thomas Crown Affair. Pierce Brosnan'ın filmiydi galiba Rene Russo'yla. Yanlış hatırlamıyorsam. Üzücü. Aynı şekilde Ankara Sanat Tiyatrosu da binasından çıkarılıyormuş. Ankara'da ona da çok üzüldüm. Çok iyi bildiğimiz bir tiyatro. Rutka Yazizle anılır. Evet. Türkiye kuraklık var, tehlike yok. En kötü senaryoya hazırız ancak tedbirde şart manşetiyle çıkmış. Enteresan. <laughs> İktidar havuz medyası bazen böyle şaşırıp Kuraklık manşeti atabiliyor ama burada Murat muhtemelen e, İstanbul'un susuz kalmasından Ekrem İmamoğlu sorumlu tutulacak ve bak belediyeyi CHP verdiniz eskisi gibi gene susuz kaldık denilecek. Prova ve temsilleri iptal edin devlet tiyatroları e, sahne ve kostüm tasarımcısı Ali Cem Köroğlu koronavirüs nedeniyle 62 yaşında vefat edince sanat kurumlarının sivil toplum örgütleri bildiri yayınlayarak prova temsillerinin iptalini istemişler. Enflasyon hızla kontrolden çıkıyor diyor son söz. Hemen altında da ekmekte gramaj hilesi sürüyor. Mücbir sebep ilan edilsin, icra dursun demiş Yeni Çağ Gazetesi. Evet Profesör Kozanoğlu asgari ücretin hesabını yapmış Cumhuriyet Gazetesi için 3770 TL olmalı demiş. 2021 yılı için asgari ücret. Biliyor musunuz bu 3770 TL bile benim haftada 2 gün 4'er saatten haftada 8 saat yaptığım paket teslimatında aldığım aylık ücretin altında. Haftada 2 gün, haftada 8 saat, ayda kaç saat yapar? 32 saat. Ayda 30 ayda, ayda 32 saat paket teslimatı yapıyorum. Haftada 2 gün, haftada 8 saatten ay, ayda 32 saatin karşılığı burada aldığım ücretin altında önerilen şu ücret. Varım bu kayseyi siz yapın. Evrensel yaşıtları yasak kapsamında Yasin makine başında. Yasin 18 yaşında bir işçi. Yaşıtları günde 3 saat sokağa çıkabiliyor. Yasin günün 12 saatini freze makinasının başında geçiriyor. Atölyede Covid-19'a yakalananlarla birlikte çalışan Yasin tedirgin demiş. iPhone endeksi burada şu. Kaç gün çalışarak bir iPhone alıyorsunuz. Türkiye zirvede 103 gün çalışılarak bir iPhone alınıyormuş efendim. Onu Filipinler, Ukrayna, Kolombiya takip ediyor. L listenin en altında İsviçre var. Sadece 4.4 gün çalışarak bir iPhone alabiliyorsunuz. Onu Amerika takip ediyor. Amerika'da 6 gün çalışarak bir 0 kilometre yeni çıkan iPhone 12 Pro satın alabiliyorsunuz. Milli Gazete manşet İstanbulluların evsiz komşuları demiş. İşte hemen her gün sokakta karşılaştığınız evsiz komşularımızın dilinden Türkiye manzarası. O arada şu görüntüyü hatırlatmak istiyorum. Bu görüntü İstanbul Saraçhane'de yeni çekilmiş bir görüntü. Sıcak çorba kuyruğu ve bu kuyrukta 3-5 kişi değil, 3-5-10 kişi de değil, yüzlerce kişi bekliyor. Kuyruk bitmiyor ve kaldırım boyunca uzanıyor görüyorsunuz. İstanbul Saraçhane sıcak çorba kuyruğu. Bedava sıcak çorba kuyruğu için bu soğukta gece vakti bu kadar insan bekliyor efendim. Yüzlercesi. Bir tas sıcak çorba için. Bitmiyor hala devam ediyor. Çöküş yaşanabilir. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye için uyardı. Aylar sonra Türkiye'deki vaka sayılarını öğrenen DSÖ ülkemizdeki sağlık sisteminin çökebileceğini açıkladı diyor. Tartışma çok ortada tank yok. Tank palet fabrikasının BMC'ye devri tank üretimindeki aciliyetle açıklanırken o gün dile getirilen 18 aylık süreç bitti ama tank üretimi için henüz bir çivi bile çakılmadı. BMC'nin kuracağını açıkladığı fabrikadan da haber çıkmadı. Bir de böyle bir gerçeklik var. Gazete pencereden getirdik. Züleyha Koç'un yardım çığlığı sesimizi duyan yok. 2, 1, 2 yıla yakın süredir cezaevinde olan Lütfi Koç sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 100 gün tek kişilik hücrede tutulan Koç son zamanlarda halüsinasyonlar görmeye başladı. Beyninde kist olduğu saplanan, saptanan Koç'un ve ailesinin verdiği dilekçeler dikkate alınmıyor. TR724 Zeynep Kaya imzalı manşet. Bir gün gazetesi sokaklar boş hastaneler dolu bir korona manşeti efendim. Ankara sokaklarında aşıya dair fikirlerini sorduğumuz vatandaşlar bu konuda kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini düşünürken Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Profesör Doktor İbrahim Akkurt ya sürü bağışıklığı ya da aşı demiş. Aşı menşeine bakılmadan yapılmalı. Katılıyorum. O arada mağazamıza yapılan tebligat gereği sadece bugün için 6 Aralık Pazar günü alkol satışı yapılamayacaktır. Bir mağazanın alkol reyonu Kapatılmış böylelikle. Derdiniz koronayla mücadele mi yoksa bu tür e, tırnak içinde zararlı alışkanlıkları yasaklamak mı? Mesela açık alanda sigara yasağı gibi, alkol satışı yasağı gibi. Karar, Türkiye'ye bu doz yetmez. Kişi başı aşı siparişinde 53. sırada kaldık diyor. Tehlike her yerde yüksek. İpsos milliyet için derledi. Toplumun %57'si ciddi bir tehlike olduğu görüşünde bu oran %65 ile İstanbullular arasında daha yüksek. Yani Türk halkının hala üçte biri tehlikenin farkında değil. Çin aşısı bize yabancı değil, bakan aşıda haklı bir CHP'li grup başkan vekili hürriyete manşet olmuş yahu. Ama niye? <laughs> Çin aşısına destek verdiği için. Bu da sabahtan. Çin aşısı beni virüsten korudu diyor deneklerden biri. Yani kamuoyuna da bir şekilde Çin aşısı iyidir vurulun bu aşıya demeye falan getiriyorlar. Umutlar Yerli'de manşetiyle çıkmış gazete pencere. Dünya korona aşı koronaya karşı aşılama için geri sayarken Ankara kara kara eksik dozları nereden tamamlayacağını düşünüyor. Bence de 50 milyon doz yetmez. Ben yapmadım bu yaptı o yaptı. Bilim kurulundaki toplantıdan bir enstantaneyi getirmiş Bülent Çelik çizgileriyle gazete pencereden. Siz istediğiniz kadar böyle tepişin e, Cumhurbaşkanı çoktan sorumluluğu sizin sırtınıza yıktı. Dolayısıyla hepiniz hesap vereceksiniz. E, hala da istifa etmediniz. İstifa etseniz dahi o istifalar kabul edilmedi galiba. Görevden affınızı istemiş olabilirsiniz. E, sizin de bir fikri dinlenmeye ihtiyacınız var, fikri dinlenme sürecine ihtiyacınız var. Berat Albayrak için söylenmiş bir laftı bu. O günlerde yazan. E, Cumhuriyet Halk Partili eski milletvekili gazeteci Barış bahsetmişti bir Twitter mesajında. İngiltere başlıyor. İngiltere tarihinin en büyük aşılama operasyonuna yarın başlıyor. Avrupa Polis Teşkilatı Europolsa aşı dolandırıcılarına karşı ülkeleri uyardı. Aşı şirketlerinin isimleri şimdiden birçok vakada kullanıl kullanılmaya başlandı diyor. Kraliçe de sırada. Evet 94 yaşındaki kraliçe ve eşi 99 yaşındaki Prens Philip. Aşı için sıraya girdi. Muhtemelen e, sağlık çalışanları ve bakım evi e, sakinleri ve bakım evi çalışanlarından sonra ikinci sırada 80 yaş ve üstü grupta Kraliçe ve eşi de aşılanacak efendim. Bugünkü derlediğimiz haberler e, böyle ama e, bitirmeden yasak habere bir kere daha dikkat çekmek istiyorum. Cin News'un haberi gerciz e, tecavüz soruşturması uzman polis uzman çavuş, polis ve korucu 27 isim var ve buna 11 ismin daha eklendiği söyleniyor. Sistematik ve çok kişinin karıştığı, yerel otoritelerin de, yerel güvenlik otoritelerinin de karıştığı ve genelde Ankara'nın bunu baskılamaya, inkar etmeye e, hazırlandığı ve haberleri yasaklamaya, bu haberleri paylaşanları da gözaltına almaya falan e, çalıştığı operasyonlarla böyle bir şey algı yürüttü bir olayla karşı karşıyayız. Kolay değil ses vermek, bu konuda duyarlı olmak, paylaşım yapmak anlıyorum. Ama bir kere daha ekranlarınıza getiriyorum. Gercüş'te yaşanan, Batman Gercüş'te yaşanan sistematik bir çocuk cinsel istismar vakası efendim. Bir kişinin, iki kişinin, bir ailenin, iki ailenin sorumlu olduğu değil. Sistematik organize bir faaliyet ve sadece bir çocukta yok bundan emin olabilirsiniz. Böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz efendim. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla hoşçakalın.